Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 26. söz Kader Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Ve külli şeyin ahseynâhu fî imâmi mubîn. Sadakallahul azim. Kader abiler, mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Biliyorsam söylerim, bilmiyorsam bilmiyorum. Kader ile cüz-i ihtiyari. İki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Doktor ilk önce neyi söyledi? Kader ile irade demedi. İrade deseydi çok tuhaf olur. İrade olmaz. Şimdi bu tabirleri dolduralım. Cüz-i ihtiyarı aklidir, irade vicdanidir. Vicdanın içerisinde dört tane sistemin bütünlüğüne vicdan denilir. Vicdanın içsel yapısı dörttür, içi. İçine giriyorum, dışarıdan içine geçiyorum. Vicdanın içindeyim. Vicdanın en dış tarafı irade, sonra zihin, sonra his, sonra latife-i rabbaniye. Bu dördünün bütünlüğüne vicdan deniliyor. Ne demektir yani bu vicdan? Vicdan şu abiler. Cenab-ı Hak aklımızı lef-i mahfuzu bizi taşıdı verdi. An sana lef-i mahfuz. Ruhumuzu arş-ı azamdan getirdi. Arş-ı azamın bizdeki karşılığı ruh. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima, akıl. Kainatta arş var. Bizdeki karşılığı kalp. Kainatta haşir meydanı var. Onun bizdeki karşılığı vicdan. Haşir meydanının küçük bir nümenesi tamamen. Tamamının küçük nümenesi. Bizdeki karşılığı vicdan. Vicdan inkişaf edenin haşir meydanını seyreder. Haşir meydanı ne işe yarıyor? Dünyada da vicdan o işe yarıyor. Yapayım. Şimdi mahkeme kurulmuş. Mahkemenin hakimi dünyada yaptıklarımıza bizzat şahit. Melekler hesap görmeyecek. Allah görecek. Hakim kendisi şahit. Fakat arkada cennet ve cehennem var. Arkada cennet ve cehennem var. Şimdi sen burada oturuyorsun. Bir sürü sorular sorulacak. Niye yaptın? İki, niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? Soru olacak. Şimdi karşında cennet ve cehennem var. Cennet, cehennem var. Şimdi ne yaparsın orada? Pişmanlık olur değil mi? İşe yarar mı? Yaramaz. Ama Allah merhametlidir. İşe yaramayacak şeyleri orada yapacağı merhamet ilahi ya. Haşir meydanında pişmanlık işe yaramıyor. Haşir meydanı bu sefer pişman mı olacaksın? Hangi fiilinden pişman olacaksın? Ben sana neler soracağım? Sen ne diyeceğini, pişman olup olmayacağını, dünyada ben sana taşıyayım orayı, sana neler soracağım, neler sormayacağım. Sen, sana konuşayım şimdi, sonra şaşırma. Şimdi ben sana soracaklarımı, orada soracaklarımı, sana şimdi sorduruyor. Onun adı vicdan. Vicdan, haşir meydanındaki komplesinin komprimi, hulasası. Neler sana sorulacağının sorulduğu yer. O zaman keşke, keh demesem, yapmasam desen ne işe yarayacak? İşe yaramayacak. O işe yarasın diye öncesi, öncüleri olan vicdan sana diyor ki yapma, deme. Aklın aklıdır bu cihetle vicdan. Yani akla diyor ki ya onu kandırdın. Biraz vicdanı ve cüz-i ihtiyarı ve iradeyi dolduracağım ki bu iki tabiri, üç tabiri de olsun zaman kaderi rahat anlarsınız. Çünkü kader hali ve vicdanidir. Hali anlatacağım, vicdanı anlatıyorum, iradeyi anlatacağım, cüz-i ihtiyarı anlatacağım, tamamdır. Kolay ondan sonra. Şimdi haşir meydanında sen bunu aklınla kandırdın, memurdun. Rüşvet aldın, rüşvet verdin veya mal yaptın, mal vermedin. Neyle yaptın? Aklınla. Orada pişman olacak mısın bunu yaptığına? Pişman olacaksın. Ha onu buraya taşıdı Allah. Yani sonrayı öne getirdi. Vicdanın aynı o. Diyor ki akla yapma, deme. Akla yol gösterendir. Akıl kendi başına kalmasın. Kendi başına kalırsa ifrat tefrit eder. Ya zulme uğrar ya zulmede. Olmasın diye aklımızın aklı olan vicdan. Demek ki vicdan nedir? Aklımızın aklıdır. Akla diyor ki yap, yapma, yaptın özür dile git. Özür dile yani. Demek ki vicdan haşir meydanının küçük bir nümenesi. Soracaklarının sorulduğu yerdir. Kim uyanık vicdanını dinlerse rahat haşir meydanını ustat diyor o cümleyi. Kim uyanık vicdanını dinlerse o sesleri duyar. İçerisinde dört sistem var. İrade var.
ibadetlerimizin sebebidir. İbadetler. O irade vicdanidir. İrade demek ki vicdanın içindedir. Orada haşir meydanında irade olacak. Hemen koymuş. Şimdi peşin irade burada var. Vazifesi seni ibadetullah'a sevk eder. Kafirin iradesi yoktur. Çünkü vicdanı olmayanın içerisi de yoktur. Bir adama dese ki adam öldü. Ya böbreği de mi öldü? Denilir mi? Gençlerden misal vereyim. Bizim köye dedim 74'te Kıbrıs harekatında gelmişti elektrik. 74. O zaman da ben 73-74'te geldi. İlkokul 3'e gidiyordum. Elektrik yoktu. Tabii ki bu çocuk anlar mı burada büyüyen çocuk? Hoca buzdolabı da mı yoktu? Ne demek anlamıyor ki? Elektrik yoktur deyince buzdolabı da mı yoktu? Anlayamıyor ya. Yani dolayısıyla adam öldü. Böbreği de öldü de onu gemerek... Vicdanı ölmüş. İçindeki sistem de öldü demektir. İçinde ne vardı? İrade vardı. Zihin vardı. His vardı. Latife-i Rabbani vardı. İrade neydi? İbadetullah. Kafirin vicdanı çökmüşse, elektrik yoksa buzdolabı da çalışmıyor. Vicdaniyatı çökenin iradesi yoktur o nispette. Zihni yoktur o nispette. Hisleri iptal olmuştur. Başkasının yaşıyor. Hislerin yeri orası. Yani ne derler diye yaşıyor. Ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye araba alıyor. Ne derler diye üniversite okuyor. Bir de Latife-i Rabbani'si yani has huzuru yoktur. Huzur arıyor ya, huzur evlerinde. Huzur arıyor, huzur evlerinde. Eğer evlerde ve gömlek giymelerde, kazak giymelerde huzur olsaydı en lüküs giyenler en mutlu olurdu ama onlar intihar ediyor. Demek ki vicdaniyatı inkişaf etmemiş kişide irade yoktur. Dolayısıyla irade kutsidir. Vazifesi ibadettir. Günahlara irade ile gidilmez. Vicdanla yapılmaz. Çünkü haşir meydanında cennet cehenneme rağmen orada zina yapamazsın, içki içemezsin. Haşir meydanında yapabilir misin olsa bile. İrade ve günah işlenmiyor. Cüz-i ihtiyarla işleniyor. Cüz-i ihtiyarı aklidir. İrade vicdanidir. Yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Sonra zihin var. Zihin 18 bin alemin haritasıdır. Yani 18 bin alem, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail hepsinin. His de işte içsel alemin mekanı. Yani toprak düşünün dışarıda. Zor değil ama fazla zor bir şey anlatmıyorum. Elma büyüyor, armut büyüyor toprakta. Tatlısı olan karpuz, kavun var. Biber de büyüyor. Hepsi nerede büyüyor? Tek şeyde, toprakta. Acısı da, tatlısı da her şey. Her şey orada oluyor mu? Toprakta. Ha, şu toprağı içeriye taşı. İçeridekinin adı histir. His, içsel alemin toprağıdır. İç alemin toprağıdır. Her şey orada diriliyor. İç alemden bahsediyorum. Böbrek dalaktan bahsetmiyorum. Senden bahsediyorum. Sensin. Sana lazım. Kuru bilgi vermiyorum. Bak, iç alemde akıl var. Vicdan var. Tayin, pekmez, karıştır gibi. Tencereye getir. Aklını at. Attın mı? At. Vicdanı da at. Attın mı? Kalbi de at. Anatema. Bak. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Karıştır karıştır pekmez tayin. Oğlan boyu helvaya kader denilir. Dördünün cemidir. Bunu itikada girmiş. Peki ne işe yarayacak bu kader? Kader ne imana girmiş? Beş tane iman esasına yakiniyeti olana Allah'ın dünyada verdiği ihsan ilahidir. Kader yükünü gemiye bırakma yöntemidir. Kafire vermemiş. Altı tane iman esası ya. Beş tane iman esasına iman edebilmeye, edene Allah'ın dünyada muacel peşin verdiği nimet ilahi. Yükünü ona bırakıyorsun. Mükafat ilahidir. Kafirde bu yok. Kader diyorsun bak. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur değil mi? Kurtulur. Evet. Bak kurtulur diyor. Ne yaptın? Kader sanki gemiye yükünü bırakma. Mesela hastalık geldi, kanser. Genç yaşta. Hadi bakalım kader yok. Çöz bakalım olayı. Kafanda tumör çıktı. Bebek ya bebek. Ha, Furkan söylüyor. Şey yapmış. Pıhtı atmış. Hadi çöz. Keşkelerden başka bir şey var mı? Keşke bataklığıdır. Keşke. Keşke şey yapmasaydı. Keşke, keşke, keşke. Ama başka bir tane yöntem var. Kader ne yapalım? Kader ya. İnsan ne kadar rahatlıyor değil mi? Ne kadar hoş. Mesela bu yaşta mesela 35-34 yaşında kanser oldu. Var yeni de. Hem de acayip bir kanser. Mesela lenf kanseri. Diyor ki hocam beni tanıdı mı yok tanımadım dedim. Hocam dedi o konumuzu atsanız hayırdır kardeşim? Hayırdır? Ben dedi falanca ne oldu? Aa iyi çok derse davet ettim seni ya. Pek gelmedin.
Zamanın yoktu. Kutu imal ediyor. Her çağ davet edişimde zamanım yok diyordu. Hayırdır kardeşim dedi. Kafana bir şey mi düştü yani? Niye ders yerini soruyorsun? Hocam dedi ya, niye böyle sert davranıyorsun? Niye sert davranıyorsun? Kaç defa davet ettim, baban dostumdu. Davet ediyorum, hiç zamanım yok. Zamanım yok. Babası da rahmetliydi. İster istemez söylüyorum. Nasıl oldu da zamanım? Ben de demiştim ona, zamanı verene zamanım yok diyorsun. Ya hocam dedi, maalesef dedi, lenf kanseriyim dedi. El freni çek, takoz koy diyemedim de. Yani şimdi metozoru niye geliyorsun derse. Tamam gel de ama daha önce gel yahu. Metozoru niye geliyorsun yahu? Eli kelepçeli celbedilmeden önce davete icabet et diyor ya Mesnevi'de. Yani musallaya gelmeden önce, musallaya bir gel gibi. Eli kelepçeli celbedilmeden önce diyor. Var ya, davete icabet et Mesnevi'de mi? Yani böyle. Demek ki kader neymiş abi? İçsel bütünlükten ortaya çıkan yükünü Allah'ın sefinesine bırakma yöntemidir. Kime bu nasip olur? Bir, beş tane iman esasına iman edebilene. Allah'ın ikramıymış. Yani yük değil kader, yükünü alandır. Yükünü alandır, sırtımıza yük değil, tövbe estağfurullah. Yükünü alıyor sırtından, koy gemiye diyor ya. Bir adam düşünün de sirkeciden hareme geçiyor. Mahmut Paşa'nın oradan yük almış. Matbaa. Sırtında arabalı vapurda. Ne tuhaf olur değil mi? Adam da şöyle, ya koysana lan arabalı vapur üzerine otursana. Yükünün, ya belki batar. Ne kadar tuhaf değil mi? Arabalı vapurda adamın sırtında orada duruyor. Lan koysana, otur üzerine. Kadere iman eden yükünü koyup üzerine oturan adam gibidir. Kadere iman etmeyen arabalı vapurda sırtında koca o yükünü taşıyan adama benzer. Demek ki Allah'ın ikramıdır kader. Bir, kader ve cüz-i ihtiyar. Demek ki kader aklidir, kader vicdanidir, kader kalbidir, kader ruhidir. Dört, bir tanesi huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Bunu fark eden işte sizler, işte bu derse, dördünü fark eden, yani huvel evvelu çekirdek, ağacın çekirdeği. Huvel ahir, ağacı meyvesindeki çekirdek. Huvel zahir, ağacın görünüşü. Huvel batın, ağacın işleyişi. Tamam. Bunu bilen kim? Ve huve bi külli şeyin alim. Alim odur. Rahat ediyorsun. Demek ki kader yük değil, yükü bırakmak. Yükü bırakıyorsun. Kader neymiş? Akli, vicdani, dışarıdan içeriye giriyorum. Soğan kabuğu gibi. Dışarıdan akıl, gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Bunların bütünlüğünü karıştır, tayin pekmez. Yükü bırakma yöntemidir. Tamam. Şimdi diyor ki kader ve cüz ihtiyarı. Yani bilgiler ve malumatlar, gündelik hadiseler cüz-i ihtiyari. Kader ise üç bütünlük. İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdanı bir imanın cüzlerindendir. Hali ve vicdani. İnsanın haleti, içsel haleti var ya, ruhsal. Hali ve vicdani. Vicdan neydi peki? Haşir meydanının, Allah diyecek ya, sana şunu soracağım, şunu sormayacağım. Nerede kazandın? Nerede harcadın? Niye yaptın? Niye yapmadın? Niye dedin? Niye demedin? Sorular soracağım ya sana. Onu sen unuttun. Ne soracağımı şimdi soruyorum. Orada sorsan pişman olacaksın. Allah diyor. Orada Haşim Meydan'da sana sorsan pişman olacaksın. Ama bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz pişmanlık. Ben onu şimdi sana soruyorum işe yarasın diye. O Haşim Meydanı'nın bütünselliği vicdan. Şimdi onunla sana soruyorum. İşte bu uyanık vicdan kaderin bir ayağıdır. Haşir meydanının buraya taşıyandır. Hali ise, bu vicdani ve hali ise insanın içsel alemindeki bütünlüktür. İkisi cem olursa iman esasına girmiş. Demiş ki, ey insan içini ahirete göre ayarla veya içini ahiretteki hakikatlara göre doğruları yanlışlarını dizayn et. Diz. Yani yükünü bırak. Mesela bir misal vereyim, bir tane yapayım. Toprağını geçtiler değil mi? Toprağını geçtiler. Adam mesela, seninle misal vereyim. Sensiz misal versem çarpıcı olmazdı. Adam diş kaplama yaptıracak binaya. Tamam, verdi. Benimle ne alakası var? Ben bir tane kalfayla anlaştım. Sen kimi çalıştırıyorsun? Ben nereden bileyim? Senin kimi çalıştıracağım ben nereden bileceğim kardeşim? Sen iş alıyorsun. Adam o çalışırken, çalışanların bir tanesi düşüyor, ölüyor. İbrahim gel diyor devlet. Olur mu böyle bir şey ya? Olmuş. Şimdi ne yapacaksın? Ya kardeşim Allah Allah. Lan ben ihale vermiştim. Olanı söylüyorum, hayali bir misal değil. Bu işte ne yapacak? Sebeplerine uyacak.
Mahkeme diyecek ki ben bunu ihale verdim. Sebeplerini avukat çıkacak ama içi yanıyor tabii. Ne adama bak ya. Beni tutuyor. Meğer sigortasızmış. Lan o kalfaya soracaksın. O zaman diyeceksin ki ha bu kader. Ne işime yarayacak? Doğru. Burada kader beşer zulmeder, kader adalet eder. Benim hangi efalim var? Bunu kadere kim? Beş tane iman esasını hazmeden kişi için. Beş tane iman esasını hazmeden kişi şöyle der. Doğru, burada haklıyım de. Dur bakayım. Bir sürü okulda şeylerim vardı. Enkazlarım vardı. Bir sürü şeylerim de var yani. Tamam. Onları Allah siliyor. Her çünkü zerretin hayren yerevum, zerretin şerren yerevum. Zerre kadar hayır ve şer yerinde kalmıyor. Tamam. O zaman dünyada da şimdi bu olay beşer zulmetti. Ama kadere taşınca kadere kimse demiyorsun. İç aleminde oturtuyorsun. Allah ile kişi arası. Diyorsun ki aşil meydanında inşallah dikenin batmasının mükafatı var ya. Onu inşallah Allah buna sayar. Çünkü Allah boşuna şey yapmaz. Gibi. Ürettiğin o vicdanın sana fısıldadığı, söylediği her şey kaderdir. Seni rahatlatmak için değildir. Hakikati söylüyor. Onlar mizana girecek. Çünkü haşir meydanındaki hakim dünyadakilere şahit. Allah. Melekler görmeyecek hesabı. Allah direkt görecek. Ha. Şimdi kader ve cüz-i ihtiyar, İslamiyeti ve imanın nihayet hududu işte bu. Yani böyle esbaba dalan bundan dem vuramaz. İmanın ve İslam'ın. İman neydi? Beş tane iman esasını hazmedenin Allah'ça verilen cevap kadere iman etti altı tane. İslam'ın nihayet hududunu nasıl gösteriyor? Mesela kaderden kim demir? Namaz yok İslam'dan. İslam'ın esasları inanmak değil ha. Mesela Allah'a inanmak var. Peygamber'e var. Kitap. Ama İslam'da inanmak yok. Şöyle. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Bak bazıları şaşıracak ya nasıl inanmak. İslam'da oruca inanmak. Orucu inanmak. Hadi benden eyvallah. Orucu tutmak. Zekata inanıyorum yeter. O zekatı vermek. Haca inanıyorum. Varsa farz olmuşsa gitmek. İnanıyorum kelime-i şehadet. Değil. Getirmek. Fiilin bütünselliğidir. Sünnet-i seniye. Bir. İslamiyet. Sünnet-i seniye. İman. Kur'an. İkisinin cemi. Ne demek? Birisi haramları terk, peygamberimizin sünneti, bu İslam'dır. İman ise hulukul Kur'an, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak. Birisi tecerrüt, birisi terk. O zaman kader insanı kim rahatlatıyor? Haramlardan uzak oldukça. Bir de iç alemimiz var ya, iç alemimiz. Geçimsiz, bona, zalim, merhametsiz, anlayış. Ne bileyim ya, anlayışsız adam. İç ahlakı var ya, haset, suizan, çekememezlik. Gıybet, onun bunu toprağıyla oynamak, hudutla oynamak. Hudutlar yürüyor ha bizim orada. Ayaklar var böyle. Nasıl oluyorsa. Buradaydı oraya geçmiş. Anladım. Ağaçlar da yürüyor. Acayip acayip şeyler oluyor yani. Tamam. Demek ki ahlak, Hazreti Ayşe validemize demişler ki radiyallahu anh'a. Peygamber nasıl ahlakı vardı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Belki dersimin ana özü şu. Kur'an ahlakı. Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakı. Bunun adı tecerrüt. İşte suyu ahlaktan, kötü ahlaktan bizi kurtaran Kur'an ahlak. Koyduk mu abi tencereye, tayin pekmez gibi? Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini uyarak haramdan kaçtık mı? Tecerrüt, terk. Yani Kur'an ahlakıyla, sünnet-i seniyeyle bezenirsen tayin pekmez karıştır. Senin ilacın bu. Onun adı kader. İmanın ve İslam'ın nihayet hududu bu. Yoksa diyor yani her şeyini ya ondan sonra yaptın zinayı, yaptın içkiyi, bilmem ne yaptın, zulmettin, zekatı vermedin, çaldın çırptın, devlet memuruydun, aldın şeyi, rüşveti, zengindin, bir dini cenahata gittin, zekat faiz helaldir dediler. İşine de geldi. Faizi de aldın. Ne iş yapacağım ya? Bir trilyon yatırıp 30 milyar milyonu da bankadan alıyorsun. Ondan sonra kaderin bu diyorsun. Öyle yok diyor. Yani bunun her şeyi böyle şey yapacaksın. Mesuliyetten kurtulmak için değildir. Yani kader nedir? Ahlakımızın yani iç alemimizin, fiiliyatımızın, iman ve İslamiyetin bütünlüğünden beş tane iman esasına iman edebilene inan edebildiği kadar Allah'ın peşin muacel ruhu beslemesidir. Allah'a iman ettik. Ne işimiz yarıyor? Allah'a iman edersek biz acziyetimiz kalkar. Allah ihtiyaçtır. Şimdi depremde, hastalıklarda, musibetlerde, koronada
vefatta önümüzde olmayacak mı bunlar? Kesin vefat olacak. Allah'a ihtiyaç hissediyoruz. Demek Allah ihtiyaçtır. Allah'a demek ki iman etmeyle dünyada yaşarken Cenab-ı Hakk'ın o aç, fark, noksan şeylerimizi gideriyor. Allah'a iman. İtimat ve kanaat veriyor. Yani ben niye yaratıldım? Şöyleydi, böyleydi. Demek Allah'a iman etmek bizi besliyor. Ahirete iman etmek dünyadaki hadiseleri yorumluyor. Diyemem, gidemem, haramdır, olmaz. Sevaptır, işte geçtin hudut, peki ahirette görüşürüz. Orada haşir meydanında, bak zulmettin, gücüm yetmiyor ama sen buldun adamını milletvekiliyle, ben haklı olduğum halde zulmediyorsun, tamam. Ben, tamam, mahkeme burada bitmiyor, başka bir mahkeme de var. Demek ki bir mahkemeye gidiyor. Ha, bu tür şeyleri insanda ortaya çıkıyor. Yani ahiretle besleniyoruz biz, ahirete iman etmeyle. Allah ile besleniyoruz, itimat ve kanaatla. Bu İman etmek ne işimize yarıyor? Onu iman ettiğimizde ruhumuz beslendiği gibi kadere iman etmek demek bir, Allah'a iman etmenin amentü billahi ve melaiketi melekleri iman etmek ve kütübi kitaplara ve rusuli ve bil yomil ahiri yani beş tane iman esasını hazmettin ya, iman ettin ya seni onlarla besliyor. Allah besliyor. Allah'lık hakikati besliyor iman. Haşir besliyor. Kitaplara iman etmek sana feyiz veriyor. Melekler veriyor. Peygamberlere iman etmek besliyor. O beslenince içimizde bir hal olur. Hal. Bu hali bu. Bu işte bu halin adı kader. İtimat ve kanaat teslim ve tevekkülünü oluşturur. Kadere iman etmek. İtimat, kanaat teslim ve tevekkülünü oluşturur. İç alemini. Dışarıya, dışarıdaki değil. Senin iç alemin, iç alemin, iç dünya ne yapar o seni? Dehşet ve vahşetten kurtarır. Yılan, çıyan veya küçük bir cehennem olan iç aleminden kurtarır. Ha, işte iç alemini cehennemlerden, hayse beyselerden, acabalardan, niçilerden seni kurtaran kaderdir. Bak iç alem, evet irade-i cüziyle kullanarak geldin ama aslında seni getiren kaderdir. Niye? Liyakat buydu. Liyakatın buydu. İç alemde Allah getirdi, dış alemde ben tercih ettim. Ama tercih ettirildin işte. Niye? Hak ettiğin için. Ama bazıları Allah'tan bunu alamıyor. Sebebi Allah'tan istediğini almak için Allah'ın istediği gibi olmak lazım. Ben istediğime hidayeti veririm demek ayetin meali, manası. Allah'tan Allah istediğime hidayeti veririm demek Allah'ın hidayeti Allah'ın adetullahındadır. Sünnetullahındadır, kurallarındadır, şeriatındadır, sünnet, peygamberin sünnetindedir. O zaman Allah'tan hidayet almak istiyorsan, Allah'tan istediğini almak istiyorsan Allah'ın istediği gibi ol. Demek ki iç alemin bütünselliğidir kader. Ondan girmiş. Mesela yapalım iç alem. Allah'a iman etmek. Allah kim? Benim dışımda. İbrahim değil mi? Amentü billah. Allah benim dışımda. Ben değilim haşa. Ve melaiketi. Melekler benim dışımda. Bak benim de alakası yok. Ve kütübihi, benim kitaplar da benim dışımda. Başka ne geliyor? Ve resulihi, peygamberler benim dışımda. Başka ne geliyor? Ve bil ahireti, ve bil haşri, benim dışımda. Hep benim dışımda mı? Şimdi söylüyorum. Ve bil kaderi. Hadi dışına at hadi bakalım. Nereye atacaksın? Senin dışında mı? Can sen de yani anladın mı? Kader senin içindir ya. Ve bil kaderi. Ulan neresi ya bu adres? GPS'e yaz bakalım navigasyon. Nereye götürecek? Navigasyonun kadere iman etmek. Konumdasınız. Konumdasınız. Güzel. Ahirete yazdık, bizi ahirete götürdü GPS. Allah'a yazdık, Allah'a götürdü. Kadere yazdık. Ne dedi? Konumdasın. İman edendedir. Sensin, senin bütünlüğündür. Çünkü imanın ve İslamiyet'in nihayet hududunu gösteriyor. Sensin. Allah'ın ikramıdır. Allah'ın ihsanıdır. Peşin seni cennete koymasıdır. Seni dünyadaki cennetidir. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Yani iç doyum. Dışarıda bu tembellik değil. Mesela İbrahim ne yapacak? Kardeşim bana ne ya? Ben sana ihale vermiştim. Devlet diyor ki bir dakika ya. Adam kaçtı. Kaçtıysa ben ne bileyim ya. Ben mutayite verdim. Ne kimi çalıştıracak? Ne bileyim ben? Böyle vazifem yok ki. Ama tuttu bunu adamın yakasını. Öyle oldu da. Ha diyecek ki onun mücadelesini verecek. Beşeriyet. Ama iç aleminde onunla meşgul olmayacak. Allah var bu işte. Peygamber, kitap vesaire.
Ya bu ne inisi ya? Beşe zulmeder, kader adalet eder. İç alemimizde onları oturtunca seni hayse beyse öyle mi şöyle mi böyleliklerden, tereddütlerden, içsel çöküntülerden kurtarır. Yo etmedin. Tamam. Kader ne işe yarıyor? Yani kaldır dünyandan kaderi. Ne olur? İç çöküntü yaşarsın. Hep niçin ve nedenlerle çökersin. Ama kadere iman ettin mi yükünü bir kısmını Allah'a, bir kısmını ahirete, bir kısmını kitaplara. Yani senin mesela kabirde kim seni şey yapacak? Kur'an seni bırakmayacak diyor. Ben öyle bir şey gördüm ha. Yani hadiste var yani de. Kişi diyor vefat edince bir şey ayrılmaz. Nükel Mekir diyor ki çekil diyor hesap vereceğim. Hayır ben... Ay hadis ha ben bunu terk edemem diyor. Ya ben buna diyor hesap soracağım. Bırak diyor. O da diyormuş ki ufak olan neyse o şey şahsiyet. O beni dünyada bırakmadı ki ben onu bırakayım. Sonra Allah'a nida ediyorlar. Sonra nida geliyor. O okuduğu Kur'an'mış. Tamam sen kenara dur hesap şey yapalım diyor. Sonra ona diyor ki Kur'an. Tamam ben kenardayım endişe etme gene bırakmıyorum. Seninle ila yevmil kıyamet sonuna kadar yanındayım. Kitaplara iman etmek. Bize böyle olacak. Bak bizi kabirde nasıl rahatlatıyor kabir dünyasını. İşte iman etmek. Allah'a navigasyona yazdık. Allah'a götürdü. Peygamber yazdık. Oraya götürdü. Meleklere şey yazdık. Sonra kadere iman etmek. Hadi yolu çiz. Hop konumdasınız. Yani sensin. İçe götürdü. Kader Allah'ın Müslümanlara 5 tane iman esasına İman edebilene muacel nimeti hususi bir cenneti. Hususi bir cenneti. Çünkü vicdanı çalışana bir de İslamiyet'ten fisesi olan nispetindedir. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteriyor. Nihayet hududu ne? Uç. Mesela ahiret uç. Allah uç yani böyle. Demek ki cüz-i ihtiyarı toparlıyorum. Cüz-i ihtiyarı aklidir. Allah'tan ve ahiretten kopuk tercihler de yapabiliyor. Hayvanlıktır bu. Hayvanlarda da var. Örnek verdim. Arı taşa konmaz gider çiçeğe konar. Kedi ekmeğe değil ciğere gider. Eğer bu cüz-i ihtiyari mazi yani vahiy ile beslenirse, ahirete imanla beslenirse doğru tercihler yapar dünyalık. İrade ise elestu bi rabbikum kalu bela diyendir. Orada biz iradeyle cevap vermişiz. Cüz-i ihtiyariyle değil. Orada iradeyle galu bela dedik, dünyada da eşhedü diyoruz. İrade vicdanidir, ihtiyar, cüz ihtiyar aklidir. Vicdan nedir? Kader, hali ve vicdanidir dedi, özetliyorum ders bitti. Haşir meydanının küçük provasıdır. Allah ne soracağının sorulduğu yerdir, soruyor, Allah adına soruyor. Benim aklıma diyor ki vicdan, yapma, keşke yapmasın demeseydin ya, neyi verdin ya, neyi seyrettin? Niye girdin o işlere? Tövbe estağfurullah. Vicdan yanıyor. Niye? Orada yakacak ya. Yakacağını burada yakıyor. Orada soracak ya burada soruyor. Orada pişman olacak ya burada oluyor. Orada bir işe yaramaz burada yarıyor. Allah'ın merhametiyle koydu buraya. Ne sorulacaksa vicdanın, uyanık vicdanına seyredersin. O zaman kader nedir? Kader aklımızın, vicdanımızın, kalbimizin, ruhumuzun bütünselliğiyle bir dünyadır. Onun içinde itimat, kanaat, teslim ve tevekkül hakikatlarıdır. Onlar itimat, Allah'a itimat ne acayip bir şey. Allah'a kanaat, Allah'a kanaat etmiyor ya. Boşanacak, kocasının yarı malını alıyor. Yani mal bölüşecekler, kanaat etmiyor. Yani itimat, kanaat, Müslüman'a çok ağır bir laf ha. Allah'a kanaat edemiyoruz. İtimat edemiyoruz. Allah ne yapar seni yapar ya. Karışma ne zaman öleceğini. Karışma ya sen. Rızkı deruhte etmiş. İtimat et. Rızkı deruhte ettim diyor. Müslümanın iç dünyasını söylüyorum. İtimat, kanaat, teslim ve tevekkül. Bunlar ats ve fark zeminde oluyor. İşte iç alemin adı neredesiniz dedi. Konumda mısınız? Konumdasınız. Var mı sorusu? Bâhırda vâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.